kulun Allah'ın onun için takdir ettiği her şeye rıza göstermesi, onun muamelesini beğenmesi ve Allah'ın kaderine rıza göstermesi gerekir. Sonrasında Rabbin ona verdiği herhangi olumsuz bir şeyi ondan almasını istemesi veya def etmesi için dua etmesi razı olmaya ters düşer mi? Allah aklımı ve gönlümü sessiz bırakmasın. Selametle kalın. Allah razı olsun. Rıza yolunda ilerlerken Allah'tan razı olmaya çalışırken dua etmek doğru midir, değil midir diye soruyor kardeşimiz. Her zaman için önümüzde bir ölçümüz vardır. Ölçümüz Allah'ın Resulü'dür, peygamberlerdir. Resulullah Efendimiz'e, peygamberlere tabi olanlardır. Gerçek manada tabi olanlardır. Onlara baktığımızda neyi görüyoruz? Hepsi dua etmiştir. Peygamberler dua etmiştir. Onlar razı değiller mi? Elbette ki razıdırlar ama dua etmek Allah'ın emridir. Rızaya uygundur. Rızaya ters değildir. Mesele rızaya ters düşmemektir. Allah'ın rızasına ters düşmemektir. Her türlü duayı yapacağız. Ama bununla beraber razı olacağız. Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Nasıl takdir ederse ona rıza gösteriyoruz. Bir beşer olarak şunu şöyle istiyorum. Ya Rabbi diyoruz. Ama emir senindir. Sen nasıl razıysan öyle olsun. Bu benim beşer olarak tercihimdir. Kendim için bunu hayır olarak gördüğüm için bunu böyle tercih ediyorum. Ama ben biliyorum ki benim için hayır olanı benden daha iyi bilensin. Ben benim için hayır olanı yarat. Ben hayır olarak bunu biliyorum. Onun için bunu istiyorum. Çünkü istememizi, dua etmemizi O emretmiş. Dua aynı zamanda ibadettir. İbadetin özüdür. İyiliğidir buyurdu Resulullah Efendimiz. Kulluktur o. Kul her anda duadadır, duada olmalıdır. Çünkü Resulullah Efendimiz öyle yaptı, öyle yapıyordu. Her anda bir duası var. Evet, duada olmak, ibadette olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Zikirde olmaktır, tesbihte olmaktır, hamde olmaktır. Hepsi dua. Hepsi de kulluğun, kul olmanın gereğidir. Hepsi de seni seviyorum demektir. Seni seviyorum, senin takdirini de seviyorum. Razıyım. Bununla beraber senin benden razı olmanı istiyorum. Bunun için de ben senden razıyım. Önce kul ondan razı olacak ki Allah ondan razı olsun. Kul ne kadar ondan razıysa o kadar Allah ondan razı olmuş olur. Bunu böyle anlaması gerekir. Elbette ki yolu yürürken adım adım yürür, basamak basamak yürüyor, Rabbine yaklaşıyor. Sirat-ı müstakimde yürürken Rabbine yaklaşır. Yaklaştıkça ondan razı olur. Çünkü onu tanımaya başlar. Onun muamelesini anlamaya başlar, onu görmeye başlar. Görür ki bütün muamelesi hayırdır. Hangi nimet gelirse gelsin, hangi musibet, hangi bela, hangi hastalık, hangi yokluk, hangi dedikodu, iftira gelirse gelsin, sonunda bir hayır vardır. Büyük bir hayır vardır. Kulun çabasıyla, gayretiyle kazanamadığı bir hayır vardır. Onu temizliyor. Onu kendine döndürüyor. Kendisiyle beraber ediyor. Her şeyden kesiyor onu. Her bağdan kesiyor. Bütün o kesilen bağlar, muhabbet bağları ona dönüyor. Görüyor ki Rabbini sevmiş, Rabbine güvenmiş, Rabbine tevekkül etmiş. Ondan başka da kimsesi yokmuş. Çünkü bu dünyadan ayrılırken ondan başka kimsesi yoktur. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Biri öldüğünde evet, siz yanındasınız, baş ucundasınız ama Allah hepinizden, herkesten ona daha yakındır. Ve kul bunu tadıyor. Rabbinden başka kimsesi yoktur onun. Mesele işte ölmeden evvel ölmek böyledir. Ölüm halini yaşamak böyledir. Allah'a teslim ol diyor. Evet. Rabbim sensin. Benim velim sensin. Bana en yakın olan sensin. Sahibim sensin. Tevekkül edip güvendiğim sensin. Dolayısıyla her şeyi istediğim sensin der. Evet, her şeyi ondan istememiz gerekir. Rızaya ters düşmez,
yanlış olmaz. Bununla beraber kendimizi her türlü hatadan, yanlıştan koruyoruz. Ama düşünce zaten düşmüşüz. Kalkıp gene ona sığınıyor, gene ona duada bulunuyor, gene afi, mağfireti istemeye devam ediyoruz. Evet, söyledim yolu yürürken. Elbette ki önce itminana ermek gerekir. Yolu iki bölüm olarak anlarsak, itminandan önce, itminandan sonra. Yani emmare, levame, mülhime, mütmainne. Dördüncü, nefsin mertebesi itminandır, mütmainnedir. Kul oraya adım attığında itminana ermiş, veli olmuştur. Veli. Ondan sonrası başka bir bölümdür. Ondan sonrası, itminandan sonra raziye, merziye, safiye, saf, kamil, kamile de denir. Bu da bir bölümdür. Kemalata doğru koşarken kul Rabbine doğru koşuyor. Sırat-ı müstakimde, evet, Rabbine varan yolda Rabbine koşuyor. Koşarken önce kulun Allah'tan razı olması gerekir. Her halükarda ben senden razıyım ya Rabbi. Senin her muamelene razıyım. Hem bana yaptığın muameleye hem de bütün varlığa, insanlara yaptığın muameleden razıyım. Neden razıyım? Ben biliyorum, ben görüyorum ki sen kullarının ilahisin, onları sevensin, Rabbisin, terbiye edensin, büyütensin, onlara öğretensin, yolu gösterensin. Şahit oluyorum, şahadet ediyorum buna. Bunu görmek gerekir. Onun için her muamelen benim için, kulların için, kardeşlerim için, evladım için, eşim için, herkes için. O hayırdır. O en güzelidir. Çünkü o senin kulun. Hiç kimse ona senden daha yakın değildir. En yakın olan sensin. Onları seven sensin. Yaratan sensin. Varlıkta tutan sensin. Her türlü muameleyi yapan sensin. Onlar kazansın diye. Hazreti insan olsun diye. Cennete layık olsun diye. Cehennemden kurtulsun diye. Nefsinden kurtulsun diye. Seni tercih etsin diye, kendini tercih etsin diye, Hazreti insan olmayı tercih etsin diye onlara muamelede bulunuyorsun. Bu sıkıntıların hepsi bundan dolayıdır. Eğer sen bunu yapmazsan hiç kimse bunu yapamaz, beceremez. Kendi kendine bunu beceremez. Ancak senin yardımınla, ancak kulun için takdir ettiğin o yardımla o kul kazanır, kazanma imkanı olur. Der ve bakarsın. Bu durumda ne olur? Teslim olursun. Rıza gösterirsin. Bunu anlamazsan rıza gösteremezsin. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı dersin. Ama buna şahit olunca nerede? Kendi üzerinde. Kendi üzerinde şahit olunca diğer insanlar üzerinde de aynı şahadete erersin, görürsün, anlarsın onu. Kul Allah'tan razı olunca ne olur? Allah da ondan razı olur. Ama kul Allah'tan razı olmayınca, hala şöyle olsa belki daha iyi olur, şöyle olsa daha güzel olur diye bir düşüncesi, bir fikri varsa razı olmamış. Evet, kul Allah'tan razı olduğu kadarıyla Allah da kulundan razı olur. Yani rıza ile merziye aynı anda gerçekleşiyor. Kul Allah'tan ne kadar razı oluyor, Allah da o kadar ondan razı oluyor. Bu tamamlanınca ne olur? Hem raziye hem merciye tamamlanmış olur, kemale ermiş olur. Sıra neye gelir? Sıra huzura çıkmaya gelir. Allah'ın huzuruna, miraca çıkmaya gelir. Namaz müminin miracıdır. Bundan sonra namaz miracı olur. Gerçek manadaki miraç o zaman yaşanır. Bütün veliler için bu geçerlidir. Tabii ki bu Allah'ın razı olduğu veli kul. Allah'ın ey itminana ermiş nefis, eren nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına, gir cennetime buyuruyor. Gir cennetime, gönlün cennet olmuş. Bununla beraber gir cennetime. Evet, bir de ne demek? Gönül cennete vardı. Cennet 8 kat göğün üzerindedir. Allah'ın cemali cennette müşahede edilir. Dolayısıyla
gönül oraya vardığı için şahit oluyor. Ondan sonra huzura varıyor. Huzura çıkmaya layık olmuş oluyor. Allah'tan razı olmadan huzura layık olmuyor. Nasıl layık olsun? Orada benlik vardır, orada nefis vardır. Orada kendi fikrini, düşüncesini, aklını, ilmini, evet o şeytanın verdiği vesveseyi Allah'a şirk koşuyor. Böyle bir şey mümkün olmaz. Huzura layık olmuş olmaz. Mürşidin işi onu huzura layık hale getirip huzura çıkarmaktır. Evet, ondan sonra huzura layık olur. Huzuru söylemiştim. Bilgi olarak herkesin bunu bilmesi, anlaması gerekir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz Miraç'a giderken Sidretül Müntaha'dan sonra Refref'le gitmişti. Refref aşk demekti. Refeden, yücelten Refref. Aşk. Aşk insanı yüceltiyormuş. İnsanı ref ediyormuş. Allah'ın Rafi isminin tecellisiymiş. Evet. Sidretül Müntaha Allah ayet-i kerimede Sidreyi bürüyen bürümüştü dedi. Aşk bürümüş. Aşk tecelli etmiş. Huzura varırken de aynı şey geçerlidir. Aşk tecelli ediyor. Sidreyi bürüyen bürüyor. Evet. Aşkın aşk deryasının içinde kalıyor. Sonra onu ref ediyor. Aşk onu ref ediyor. Nasıl ref ediyor? Aşk sema eder. Onun etrafında sema etmeye başlar. Zahiri olarak anlaşılırsa, nasıl ki rüzgar estiğinde, bir de rüzgarın ortasında böyle hortum oluyorsa, her şeyi böyle yutuyorsa, yukarı çıkarıyorsa, aynen öyle. Aşk onun etrafında sema eder ve onu çıkarır. Onu alıp götürür. Huzura götürür. Huzura götüren refreftir, aşktır. Bir şey daha söyleyeyim. Nereden geldi o aşk? Neden öyle tecelli etti? Allah kulu için tecelli etti. Allah'ın kuluna olan sevgisi tecelli etti. Ama bu sevgi nereden? Neden? Yani bu sevginin sebebi nedir? Bu sevginin sebebi kulun Rabbine olan aşkıdır. Belki bütün sidreyi, Sidretül Müntaha'yı kulun aşkı doldurmuştur. Her ona seni seviyorum dediğinde orada gönlündeki aşk oraya tecelli etmiştir. Kendi aşkıyla, aşkı ona refref oluyor orada. Hiç kimseye torpil yapmaz öyle. Aşığın aşkı, aşık için tecelli etti. Ondan tecelli etti. Onun karşılığı olarak tecelli etti. Zaten aşk ondan. Evet.